Hep diyoruz ya, yoksullaşıyoruz, Türkiye'de orta sınıf kalmadı, arabaya binmek bile lüks hale geldi diye. Şimdi yapılan çalışmalarda da bunu veriler de ortaya koyuyor. Bir çalışma var, İzmir Tabip Odası üyesi Doktor Ergün Demir'le İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Doktor Güray Kılıç'ın yaptığı bir araştırma. Türkiye'de yoksulluğun ne kadar derinleştiğini gözler önüne seren bir araştırma. Öyle ki bu araştırmaya göre Türkiye'nin %32'si yoksullaşmış durumda. 2021'de 27.189.433 kişi, yani nüfusun %32'si sosyal yardım aldı. Hepsi hayat pahalılığı abi. Millet açlıktan karnı ağrıyor. Türkiye'de 6 milyon hane, 27 milyondan fazla kişi sosyal yardımla ayakta kalmaya çalışıyor. 11 milyon yurttaşsa ancak gıda yardımıyla karın doyuruyor. 2 milyona yakın hane elektrik desteğine muhtaç. Ekonomik kriz, artan işsizlik, faiz zamlar nedeniyle artık milyonlarca haneye temel gıda ürünü bile girmiyor. 20 yaşımda yaşamışım, mücadele vermişim ama 65 yaşıma gelmişim, yine aynı, hiç değişemişim. Tabii yoksulluk. Her geçen gün derinleşen yoksulluk artık resmi verilere yansıyor. İzmir Tabip Odası üyesi Doktor Ergün Demir ve İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Doktor Güray Kılıç'ın araştırması Türkiye'deki yoksulluğun geldiği noktayı gözler önüne serdi. 2021'de 27.189.433 kişi yardım aldı. Bunların 5.903.515'i sosyal yardım, 2.476.457'si düzenli yardım, 5.276.998'i süreli yardım aldı. 1.849.940 hane ise hem düzenli hem de süreli yardımlardan faydalandı. Et yemiyorum, bunu yemiyorum, şunu yemiyorum, doktora gidiyor. Sen ömründe hiç et yemedin mi? Nasıl yiyeceğim? Ne inek yiyeceğim yavrum, söyler misin? Ne inek yiyeceğim? Geçen yıl 2.830.537 hanede yaşayan 11.369.761 kişi gıda yardımı aldı. Gıda yardımı alan kişi sayısı 2020'ye göre %157 artış gösterdi. Gıda yardımı Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere yılda sadece iki kere yapılıyor. Geçen yıl ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından 3.7 milyon haneye patates ve soğan yardımı da yapıldı. Pazarın sonuna gidiyoruz. İnan ki böyle tanıdıklar falan olmasın da şöyle şunları topik götürecek melemen yaparız diyoruz. Kasanın dibini dökmüşler. Onları seçiyoruz, onları seçiyorlar ya. Ya Allah bunu görüyor ya. Doktor Kılıç ve Doktor Demir'e göre sosyal yardım harcamaları siyasetçilerin cebinden çıkmıyor ve oy tehdidi olarak kullanılıyor. Ayrıca Türkiye Sosyal Yardım İstatistikleri Bülteni'nin yayımdan kaldırılmasıyla gerçek yoksulluk envanterine ulaşılamıyor. Kılıç ve Demir bu istatistiklerin de düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye tarihinde ilk defa bir iktidar bile isteye halkımızı daha da fakirleştiriyor. Karnı aç çocukların, anne ve babalarının emeğini daha da değersizleştirerek ucuz emek olarak emperyalistlere satacağını açık bir dille bağırarak her yerde söylüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verileri ise başka bir yoksulluk manzarasını ortaya koydu. Fahiş elektrik faturalarının altında ezilen 1.801.000 hane 2021 yılında elektrik tüketim desteği almak zorunda kaldı. Bakanlık elektrik tüketim desteğinden sosyal yardım almaya hak kazanan hanelerin yararlanabildiğini belirtti. Yardım kapsamında aylık olarak 1 ila 2 kişilik hanelere 75, 3 kişilik hanelere 100, 4 kişilik hanelere 125, 5 veya daha fazla kişilik hanelere ise 150 kilowatt saat ödeme yapıldığı açıklandı. Tayyip Erdoğan bağırıyor, seviyoruz ama o bizi sevse böyle etmez, elimize poşet gezdirmez. Yazık, 5 çocuk olan var, yazık ekmek alamayanlar var. Allah hepsine yardım etsin cümlemize. Bakın haberimizde ne diyor? Bazı evlere temel gıda ürünleri bile giremiyor. Çünkü öyle zam geliyor ki, işte ette bir zam haberini aktaracağız şimdi. Et ve Süt Kurumu et fiyatlarına %48 zam yapıldığını duyurdu. Bir KDV indirimi yapılmıştı ama onun bir anlamı kalmadı işte bu zamlar gelince. Yapılan zamla 1 kilo kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kilo kuşbaşı etin fiyatı da 62,5 liradan 92 liraya yükseldi. Ramazan ayının yaklaşmasına kısa bir
bir süre kala yapılan zammın serbest piyasada da et fiyatlarını yukarı çekeceği belirtiliyor. Ramazan ayına artık sayılı günler kaldı. Nisan ayında Ramazan ve et ve süt kurumundan et fiyatlarında hemen Ramazan öncesinde %48 oranında bir zammın haberi geldi maalesef. Yapılan zamla 1 kilo kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kilo kuşbaşının fiyatı da 62,5 liradan 92 liraya çıktı. Et ve süt kurumu satış fiyatlarını yükseldi. Karkas kesim fiyatlarını ise artırmadı. Uzmanlara göre hayvancılık sektörü 2018'de yapılan ithalatın faturasını işte şimdi bugünlerde hissediyor. Asıl faturayı hisseden de vatandaş oluyor elbette. Karkas kesim fiyatları yıllardır aslında yerinde sayıyordu. Bu yüzden besiciler son 3 yıldır zararını üretim yaptıklarını dile getiriyorlardı sık sık. Yem fiyatları da artınca karkas kesim fiyatları 80 liraya yükselmişti. Böylece kasaplarda kıyma ve kuşbaşının fiyatı da artmıştı. Serbest piyasada bunlar yaşanırken et ve süt kurumu satış fiyatlarını piyasanın altında tutmuştu bir süredir. Stokta da et bulunmadığı göz önüne alınarak bu etler nereden alınıyor sorusu gündeme gelmişti. Ayrıca et ve süt kurumunun ucuz fiyatlarından dolayı önünde kuyruklar oluşmaya başladı. Ancak satış miktarının düşük olmasından dolayı birçok vatandaş talep ettiği eti alamadan geri dönmek zorunda kaldı. Şimdi tabii şunu söyleyebilirsiniz, zaten biz bu fiyatların çok çok üzerinde buluyoruz piyasada eti diye. İşte düşünün, en düşük fiyata bile bu kadar zam geldi. Yani o gördüğünüz zaten yüksek olan fiyatlarda da ok yukarı doğru hareket edecektir. Etiketler değişecektir maalesef. Zam haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Bir zam haberi de ulaşım sektöründen geldi, şimdi onu aktaracağız. Akaryakıt fiyatlarında yoğun bir artış var. Biraz indirim yaşandı ama hala çok yüksek. Çünkü 2021 yılının son iki ayında ve 2022'nin ilk iki ayında çok fazla zam haberleri gelmişti akaryakıtta. Yol geçiş ücretleri çok yüksek. Uçaklarda da tavan ücret 700 liraya yaklaşmış durumda. Otobüs fiyatlarına %20 zam bekleniyor. Ukrayna-Rusya savaşının da patlamasıyla bir dalgalanma da var elbette piyasalarda. Sanayide kullanılan doğalgaza da Nisan ayında maalesef bir zam bekleniyor. Benim geçen ay elektrik faturam 3000 lira geldi. 3000 lira elektrik faturası. Şimdi siz söyleyin. Revan mı? Bu kez zam haberi ulaşım sektöründen geldi. Artan akaryakıt fiyatları, yol geçiş ücretleri, döviz kurları gibi maliyet kalemlerinin de etkisiyle ulaşım için zam yağmuru yolda. Yaklaşık 3 ay önce 499 liradan 599 liraya çıkarılan iç hat havayolu tavan bilet fiyatları %16 zamla 699 liraya çıkarıldı. Karayolu taşımacılığında da durum farklı değil. Otobüs bilet fiyatlarına ortalama %20 zam bekleniyor. Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği Başkanı Mehmet Nane, yeni bir artış için henüz kendilerine resmi yazı gelmediğini ancak kısa sürede bu zammı beklediklerini belirtti. Tüm Otobüsçiler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım da akaryakıt fiyatlarının yanı sıra yol ve köprü ücretlerinin de maliyetlerinin katlandığını, sektör olarak ortalama %20 zam yapacaklarını ifade etti. Öte yandan bir zam haberi de doğalgaz fiyatları için geldi. Sanayide kullanılan doğalgaza %30 zam bekleniyor. Hem hızla eriyen Türk lirası hem de uluslararası enerji fiyatlarındaki artışa bağlı olarak son dönemde neredeyse her ay doğalgaza zam geliyor. BOTAŞ verilerine göre önümüzdeki aylarda sanayinin kullandığı doğalgaza yansıyacak fiyat artışı %30'u bulabilecek.